Boş konuşma yok. Sınava girdik, o yüzden çıktık buraya. Bu videonun amacı ne? Konsepti ne? İnsanları burada niye oturtuyor? 3 kere sınava girdim de 3 kere tecrübe ettim. O yüzden oturtuyorum insanları. Tercihin nasıl yapılacağına dair aklınızda 3 tane kilit soru olduğunu düşünüyoruz. 3'ünü de cevaplandıracağız. Soru 1. Benim istediğim bir bölüm var. Ama baktım ki puan oraya yetmeyecek. 2 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra dersler işlenirken ben neredeyim, ne yapıyorum diyeceksin. 3'e mi bölsünler tercihi? 8-16-24. TYT 2022 tayfanın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Ve TYT 2022 tayfanın önünde gelen öğrencilerinden bir tanesi. Evet. Öyle midir? Sınava girdik girdik. Burada boş konuşma yok. Sınava girdik, o yüzden çıktık buraya. Doğru. He? Bu videonun amacı ne? Konsepti ne? İnsanları burada niye oturtuyor? 3 kere sınava girdim de 3 kere tecrübe ettim. O yüzden oturtuyorum insanları buraya. Anlat anlat. Kim olduğumuzu anlat onlara, söyle. Ellerini kelepçeli yanağı ister bile ona hayrandı. Kardeşim tokatlan beni var ya böyle. Olur mu söyle? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin ya? Kafayı yedik yedik. İki tane var ki ne yapacağımızı şaşırdık. Arkadaşlar bugün tercihin nasıl yapılacağına dair aklımızda 3 tane kilit soru olduğunu düşünüyoruz. 3'ünü de cevaplandıracağız. 3'ten soru fazlası bir. Varsa. 3'ten fazlası varsa dislike'a bas. Hakkını helal et. Biz 3 tane soru soranlar için bu videoyu çekiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. 3 video soranlar likes beğen. 3 video soranlar. 3 soru soranlar. 3 soru soranlar beğen. Soru 1. Benim istediğim bir bölüm var. Ama baktım ki puan oraya yetmeyecek gibi. Hani Jorty'ler misin? Aynen. Hani Jorty'yi mi çeksem? Mezuna mı kalsam? Jorty'yi mi çeksem? Ne bok yiysem diye. Kara kara düşünen tayfaya selam olsun. Biz de yaşadık. Jorty'yi de çektik. Jorty'yi de çektik. Mezuna da kaldık. Lan. Gariban bir hayat ya. Lan neler neler. Of. Bir soru neydi? Ne cevaplıyorduk şu an? İstemediğim bölümü yazmalı mıyım? Hayal ettiğim... Yazma. Tamam bitti, soru bitti. Tamam, iki soruya geçeceğiz değil mi? Hayalimde olan bir bölüm var. A bölümü. Ancak hani benim puanım buna yetmedi. Evet. Atıyorum hani... Hocam bu olmadı, ben B bölümünü yazmalı mıyım? Hocam onu olmadı, B bölümü yani atıyorum psikoloji istiyorum, olmazsa hukuk yazarım. Psikoloji istiyorsan, psikolojide evet. Mutlu olacağını düşünüyorsan evet. Hukuku yazdığında 2 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra dersler işlenirken ben neredeyim, ne yapıyorum diyeceksin. Bu ambiyansı evet. Yaşayacaksın. Hukukla alakan yok ki, psikoloji istiyordun. Evet. Yani şu an soru bitti. Şu an o ambiyansı verebildiğimi düşünüyorum. Yapmayın. Atıyorum gitmek istediğiniz bölüm öğretmenlik ve bu sınıf öğretmenliği. Atıyorum 100 bin alıyor. Yok önemli değil. Sınıf tamam. Öğretmenliğine yakın bölümler ne var? Okul öncesi, matematik öğretmenliği. Atıyorum 24 tercihiniz var. Bunun ilk 6'sını 8'ini sınıf öğretmenliği yazarsınız. Gerisini okul öncesine çevirirsiniz çocuklarla iyi anlaşıyorsanız. Hani sonra... 3'e mi bölsünler tercihi? 8-16-24. Babalarda çözüm var arkadaşlar. Tercihi 3'e böldün, ilk 8'e yazdın kendi istediğin bölümü. Yakın çevre şehirler, kendi şehrin. Evet. İlk 2'ye 3'e zaten burası da gelmez lan dediğin üniversiteyi yazabilirsin. Ondan sonra gene kendi şehrinde gelebilecekleri, çevre şehirlerde gelebilecekleri 8'den 16'ya. 16'dan 24'e ne yapsın? Onu da tercihler sonuçta açıklandıktan sonra ayrıntılı olarak cevaplarız hocam. Şu an çok fazla bir bilgimiz olmadığı 16-24'ü için... beklet. Çok düşünme, kara kara düşünme, abone ol, like at, bildirimler aç. O video geldiği zaman göreceksiniz, o videoda gri koçla işbirliği yapmaya çalışacağız. Nedir? İkinci soru. Hangi üniversite? Yani şöyle atıyorum, yaşadığın şehirde 5 tane üniversite var. Bunlardan birisinin adı iyi. Ama senin okuduğun bölüm orada biraz... Jort. Yani iyi vermiyorlar eğitimini atıyorum. Yani. Yazma. Çünkü senin önemli olan nasıl bir eğitim aldın. Yarın benim bölüm bitirdikten sonra çıktığın mülakatta insanlara ne kadar kendini sergileyebildiğin. İlla evet. Mülakat değildir. Yetenek sınavı falan filan tusa musa yürüyorsundur bölüm bitince. Yani. Hani sadece yani. Adı var diye bir üniversiteye gidilir mi? Atıyorum. Sence gidilir mi? Bence. Sen o yüzden mi gittin? Ne okuyorsun? Nerede? Kırıkkale sınıf öğretmenliğinde okuyorum. Kırıkkale'yi daha önce hiç duymadım. Ama orası biliyordu yazdım diyen tayfa. Eğitim güzel mi? Böyle bir şey yapılır mıymış? Eğitim kötü dersen bütün dekanlar, öğretmenler, bu videoyu izleyen herkesle bir dans edersin şeyde. Şöyle. Rezidorumun şeyinde, kantininde. Bahçesinde. Arka bahçesinde aynı şeyde, o ağacın altında. O kıza selam olsun, o kız beni izliyorsa. Okuduğum üniversite gayet güzel. Sınıf öğretmenliği okumak isteyenleri bekleriz. Yeni soru öğretmenleri. Evet. Ama soru bu değil. Soru şey yani hani bilmeden ya. Bu soru o da değil. Ne? Hani X bölümünü istiyorum.
şu üniversiteyi mi yazayım, şu üniversiteyi mi yazayım diyor adam. Şöyle, o okulun imkanlarına bakarsınız, o okulun yerleşkesine bakarsınız. Ona göre bir şey yaparsınız. Atıyorum, bir mühendislik okuyacaksınız. Hmm. Sanayi ile alakalıysa... Bursa gibi bir şehir. Farz-ı misal kifaye. Stres olmayan arkadaşlar, yani dediği gibi, babanın da dediği gibi şey yapın. Bu şehrin tarım marım vesaire bir şeyler bu şehirde iyiyse, bu imkanlarına göre şehrin aynen öyle size sunduğu göre. İmkanlarla tabii. Okuyacağınız bölümün gerekleri uyuşuyorsa, örtüşüyorsa orayı yazabilirsiniz. O zaman bu videoya like gelir mi? Kesinlikle, umarım gelir. Bu videonun sonuna geldik mi o zaman? Herhalde. Yani daha diyecek hiçbir şey yok. Daha aklımda soru işareti olanlar yoruma çöksün. Konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Sanmıyorum. Varsa da artık yorumlarda hesaplaşacağız. O zaman görüşeceğiz. Hak vardır, bir yol vardır. Orada buluşacağız. Cevabımızı da o malum günde verdik. Bir köy var bir uzakta. Bir köy var uzakta. O köy bizim köy. Gitmesek de, kalmasak da, o köy bizim köy. Abone olun arkadaşlar. Bay tatlı. Bu sanatı da kimse icra etmez. Ototune'lu mikrofonla millet konser yapıyor. Allah Allah ya.